Baharın gelmesiyle birlikte kene vakaları yeniden gündemde. Uzmanlar uyarıyor, keneye asla kendiniz müdahale etmeyin. Zehrini vücudunuza zerk edebilir. Yeşilliklerin yanına oturmuşsunuz amca. Tamam. Ya kene varsa? Vay, o da doğru. Millet olarak piknik yapmayı seviyoruz. Havalar ısındı. Hemen arka tarafta da bir aile piknik yapıyor. Ancak piknik yaparken hep bir tedirginliğimiz var. Acaba çimlerde güzel havanın tadını çıkarırken bir kene tarafından ısırılır mıyız? Korkuyor musunuz keneden? Ya benim bir etime yapışmış diye baktım, cıvır diyor burada. Ben bunu etine aldım böyle. Biraz da kolonya döktüm, gitti. Eğer gittiğiniz bir piknik alanında vücudunuza kene yapışırsa asla kendiniz müdahale etmeyin. Derhal bir hastaneye gidin. Bu keneyi kendimiz çıkartalım, üstünde öldürelim, yakalım, işte gaz dökelim, kibritle yakalım gibi önlemlere başvurmamak lazım. Çünkü içindeki mikrobu bu sırada tam ölüm halindeyken bizim vücudumuza zerk edebilir. Bacağınıza kene yapıştığını görseniz ne yaparsınız? Yani onu çıkarmaya çalışayım ya da hastaneye giderim. Çıkarmaya çalışmamanız lazımmış. Öyle mi? Evet. İşte piknik alanında keneden korunmanın yolları. Öncelikle belinizi ve karnınızı sağlama alın. Şöyle hemen pantolonunuzun içine mesela kazağınızı sokabilirsiniz. Belinizi de sağlama aldığınızda artık sorun kalmayacak. Üzerinize giydiğiniz montu da fermuarınızı çekin. Hatta bir de kapşon kapatabilirseniz çok daha iyi olur. Ensenizi de ısırmaz keneler. Ve üçüncü önlem, onu da hemen göstereyim. Eğer giyebiliyorsanız mutlaka bir çizme giyin. Ya da pantolonunuzun paçalarını şu anda benim yaptığım gibi çorabınızın altına sıkıştırın. Keneler tarafından ısırılmaktan kurtulmuş olun. Eve geldiğimiz zaman mutlaka bir kontrol edilmesi lazım. İlk başta ayaklar, eller, kollar, koltuk altlarına kadar gidebilir hiç farkında olmadan. Kasıklarda olabilir, meme altlarında olabilir. Önemli bir uyarı. Hastaneye gidip keneyi yapıştığı yerden çıkarttıktan sonra 10 gün süreyle semptomlarını takip etmeniz gerekiyor. Baş ağrıları, iştahsızlık, yüzde kızarıklık, bu çok önemli. Gözlerde kızarıklık, bu semptomlar, bu belirtiler varsa mutlaka bir hekime gitmeniz lazım ve takip edilmeniz gerekiyor.